Adamın biri mahallenin bakkalına girer ve elma ile muzun fiyatını sorar. Bakkal der ki, muz 8 lira, elma da 6 lira. Tam o sırada bakkalın tanıdığı aynı mahalleden bir bayan içeri girer. O da elma ve muzun fiyatını sorar. Bakkal der ki, muz 3 lira, elma da 2 lira. Kadın elhamdülillah der ve birer kilo meyve alır. Bakkalın yaptığını şaşkınlık içinde izleyen adam öfkelenir ve bakkalla tartışıp kavga etmek ister. Ancak bakkal göz işaretiyle az sabretmesini ve kadın gidinceye kadar beklemesini söyler. Bakkal meyveleri kadına verir ve kadın sevinç içinde der ki, Allah'a şükürler olsun ki çocuklarım meyve yiyecekler. Ardından da çıkıp evinin yolunu tutar. Her ikisi kadının Allah'a nasıl şükrettiğini görürler. Sonra bakkal müşteriye döner ve şöyle der. Allah'a andolsun ki ben seni aldatmadım ve meyvelerin gerçek fiyatını söyledim sana. Ancak bu kadının 4 yetim çocuğu var. Kimseden de yardım almıyor. Geçimini az geliriyle sağlamaya çalışıyor. Ne zaman? Kendisine bakkaldan istediğin ne varsa bedava alabilirsin dediğimde rahatsız oluyor. İşte ben de ona yardımcı olmak ve az da olsa sevap işlemek için ucuz fiyatlar veriyorum. Ben Allah ile bir muameleye girişmişim ve onun rızasını kazanmak istiyorum. Gördüğün bu kadın haftada bir gün buraya gelir ve Allah'a andolsun ki benden gelip bir şeyler aldığı her günde, her seferinde birçok kar ediyorum ve nasıl olduğunu, paraların bana nereden geldiğini de bir türlü bilemiyorum. O günkü kazancımdan bereket yağıyor, yemin ederim. Bakkalın dediklerini duyan müşteri gözyaşlarını tutamaz. Bakkala sarılıp yaptığı bu güzel işten dolayı onun alnını öper. Sonuç mu? Allah'a nasıl borç verirsen aynısıyla hatta kat kat fazlasıyla verdiğini geri alırsın. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Ama yine de sen geri almak için verme. Sırf Allah rızası için ver. Çünkü öyle bir gün gelecek ki herkes yoksul ve yoksun bir halde Allah'ın karşısında duracak. Yardım ve infak ehli mükafatlarını Allah'ın elinden alacaklardır kuşkusuz. Allah'a kat kat karşılığını arttıracağı güzel bir ödünç takdiminde kim bulunur? Allah hem darlaştırır, hem bollaştırır. Ona döneceksiniz. Bakara 245.